Mersin Üniversitesi'nin kurucu 5 fakültesinden biri olarak kurulan, 1992 yılında kurulan fakültemiz, 1995-96 eğitim öğretim yılında Su Ürünleri Fakültesi olarak 30 öğrenciyle eğitim hayatına başlamıştır. Çiftlikköy kampüsünde yer alan fakültemiz daha sonra 2000-2001 yılları içerisinde Yenişehir kampüsü olan şu anki yerleşkesine taşınmış ve eğitim öğretim faaliyetlerini burada sürdürmektedir. Fakültemiz Su Ürünleri Mühendisliği programı adı altında tek bir program olarak öğrenci yetiştirmekte ve mezun etmektedir. Mezunlarımıza Su Ürünleri Mühendisi unvanı ile diploma verilmektedir. Dolayısıyla enstitü bazında yüksek lisans ve doktora eğitimine de devam eden Su Ürünleri Fakültesi, doktora ve yüksek lisans yapılanması yani enstitü yapılanması bağlamında 4 farklı bölümden oluşmaktadır. Su Ürünleri İşleme ve Avlama Teknolojisi, Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Hastalıkları Bölümü, Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü ve Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü olarak 4 bölümden oluşmaktadır. Su Ürünleri Fakültemiz Fen Bilimleri Enstitüsü kapsamında yüksek lisans ve doktora programları uygulamaktadır. Aynı zamanda doktora programları uluslararası bir düzeyde yürütülen Erasmus programına da dahildir. Çeşitli ülkelerle de bu kapsamda anlaşmalarımız var. En başta gelenler Estonya, Finlandiya gibi ülkelerle, özellikle Kuzey Baltık ülkeleriyle anlaşmalarımız bulunuyor ve karşılıklı hem öğretim üyesi hem de öğrenci değişimi programlarını uygulamaktayız. Ayrıca Su Ürünleri Fakültemizden mezun olan öğrencilerimiz hem devlet sektörü içerisinde hem de özel sektör içerisinde kendilerine yer bulmaktadırlar. Özellikle şunu hatırlatmak istiyorum. Mühendis olarak devlete girdiğinizde tüm mühendislerle aynı özlük haklarına sahipsiniz. Yani bir makine mühendisinden veya bilgisayar mühendisinden hiçbir farkınız yok. Dolayısıyla Tarım Bakanlığı'nda, Devlet Su İşleri'nde, bakanlıklar altında çeşitli genel müdürlüklerde zaman zaman devletin ilan ettiği kamuya mühendis alımlarında da çeşitli kontenjanlarda yer bularak mühendis kadrolarına yerleştirilmektedir. Ayrıca bugün günümüzde dünyada ve Türkiye'de özellikle çok hızlı büyüyen su ürünleri sektöründe mühendis olarak görev alabilirsiniz. Bugün 2023 hedeflerini bugünden yakalamış olan bir sektörden bahsediyoruz. Yani 2023'e 1 milyar dolar ihracat hedefiyle giren bir sektörden bahsediyoruz. Ama biz daha 2020'nin sonunda 1 milyar doları aşmış durumdayız ve sektör dünyada önde gelen birçok firmayı barındırmakta. Ve dünyada su ürünleri yetiştiriciliği sektöründe özellikle ilk ona giren 3 tane büyük firmayı Türkiye kendi bünyesinde barındırmaktadır. Bugün akademik yapılanmamıza baktığınız zaman Su Ürünleri Fakültesi'nde 10 profesör, 7 doçent, 3 tane doktor öğretim üyesi, 1 öğretim görevlisi ve 3 araştırma görevlisi olmak üzere 24 tane akademik personelle öğrencilerimize bu eğitim hizmetini sunmaktayız. Fakültemizin fiziki şartlarını inceleyecek olursak, bugün fakültemizde 2 tane uygulama birimi, 5 tane eğitim öğretime açık tam donanımlı eğitim sınıfı, 6 tane temel bilimler, hastalık, yetiştiricilik, avcılık, plankton laboratuvarı gibi 6 büyük laboratuvardan oluşmaktadır. Ayrıca bünyesinde 2 uygulama birimi olan yetiştiricilik, akvaryum balık üniteleri ve kapalı devre sistemleri olmak üzere 2 uygulama birimi yer almaktadır. Ayrıca fakültemizin faaliyetleri arasında Doğu Akdeniz'in biyoçeşitliliğini göz önüne sermek, insanların denizle barışık bir yaşam geçirmesini sağlamak ve bu konuda bilgi ve görgüsünü arttırmak amacıyla Deniz Canlıları Müzesi'ni de hayata geçirmek üzereyiz. Zaten şu an gördüğünüz fiziki alanda Deniz Canlıları Müzemizden bir kesit sunuyor size. Bu fakülte en uzun, Akdeniz'in en uzun kıyılarından birine sahip olan Mersin ilinde yer almaktadır. Neden öğrenciler Mersin'i tercih etsin sorusuna verilecek en güzel cevap, Mersin'in eşsiz doğal güzelliği, kıyısal alanı ve su potansiyeli sayılabilir. Dolayısıyla bu fakülte
Mersin'in su potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek, sürdürülebilir kullanımını sağlamak, kültürel olarak suyun hayatımıza yerleşmesini ve çevreye olan duyarlılığı arttırmak ve bu bağlamda sürdürülebilir üretimiyle ekonomiye katkı sağlamak amacıyla çözüme odaklı, bilgili, gerçekten toplumla ve doğayla barışık, iş gücünü oluşturabilmek ve potansiyeli değerlendirmek amacıyla eğitim öğretim vermekteyiz. Fakültemizde birçok eğitim hizmetinin yanı sıra sosyal sorumluluk projeleri, Avrupa Birliği projeleri ve TÜBİTAK gibi ulusal çapta büyük projeler yürütülmektedir. Özellikle bu bağlamda üniversite hayatını güzel bir şehirde, sosyal anlamda kendisini anlayan, ötelemeyen, ayrıştırmayan bir şehirde, kültürel yozlaşmanın olmadığı bir şehirde ve öğrencinin ekonomisine en çok hitap eden şehirlerden birinde yapmak istiyorsanız, doğaya ve denize olan sevginiz yüksekse ve bu anlamda kendinizi daha bilgili, daha yetkin kılmak istiyorsanız hepinizi Sur Yayınları Fakültesi'ne eğitim görmeye bekliyoruz.